Öncelikle büyük bir felaket yaşadık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Malatyalılar da başta olmak üzere. Tabii ki enkazın kaldırılması benim ilk hesaplarıma göre, tabii sadece Malatya'da değil ama tüm bölgede aşağı yukarı 600 bine yakın konutun orta hasarlı, ağır hasarlı, bazıları hafif hasarlı yıkımı söz konusu. Bu binaların tümünün bu şekilde mekanik kazıyla yıkılmasının zaten ramak kala dediğimiz riskleri var. Ramak kala dediğimiz şey nedir? Her an, her dakikası makinalı yıkımda riski olan bir yapı demektir. İçine adamı yerleştirmeniz, makinayı üstüne çıkarmanız, yanına çıkarmanız oldukça zor bir eylem. Dolayısıyla da patlatmalı kazı, kontrollü patlatmayla yapılan bina yıkımı elbette dediğiniz gibi dünyada uygulamaları var ama daha çok hazır olan, herhangi bir deformasyona uğramamış olan yüksek yapıların, kulelerin vesairelerin yıkımını esas alan uygulamalardır. Dolayısıyla da içinde çalışmanın riski yoktur. Şarj ederken risk yoktur. Kullanacağınız patlayıcı miktarı konusunda riskler yoktur. Analizler yapılır. Bu ki burada da mevcut firmalarımızın bir kısmı bunları da yapabilir durumdadır. İşte bunun için de patlayıcı ile yıkım araçlardan bir tanesi. Önemli bir tanesi. Risk burada da var. Tabii ki burada da ramak kalar riskleri var. İçinde ekip giriyor, delikleri deliyor, rölevesini çıkarıyor, analiz ediyor. Katlarda kaç kolon var, kaç perde var, perdelerin kalınlığına, genişliğine, hasar seviyesine, bu hasarların büyüklüğüne, delik delirken karşılaştığı beton kalitesine, bütün bunlara göre bir tasarım gene de bu zor koşullara rağmen yapıldığını görüyorum. O nedenle çalışma yapan bütün mühendisleri, ateşçileri, yardımcılarını, delici ekibi uzmanlarını, elemanlarını hepsini kutluyorum. Riskleri önemsemeden bu çalışmaları bir dokuma işçisi gibi yaptıklarını görüyorum. Yani bu da bizim Türk insanının cesaretini gösteriyor. Hem işvereninin hem de uygulamacısının, mühendisinin cesaretini gösteriyor. Başkalarının giremeyeceği bir işi yapmaya çalışıyorlar. Hocam. Hasan toz buraya geliyor Hasan. Abi. Hocam keşke maske.